Biliyorsunuz Türkiye'de bu meseleyi Ümit Özdağ iyice güncelleştirdi, iyice gündemleştirdi. Ona biz sokak röportajlarında bunu konulanmıştık, bu örneği vermiştik. Bütün ırkçılar bu örneğe takılıp kalırlar. Hiçbir şekilde geçemezler. Şu an Türkiye'deki ırkçılardan bahsediyorum. Bu meseleye verecekleri hiçbir şekilde cevapları yoktur saçmalamaktan başka. Yani Almanya'daki Türkleri de aynı şekilde bugün siz Suriyelilere bakış açınızla Almanlar da aynı onlara baksa ya da sizler ne mutlu Türk'üm diyene sözünüzü, Almanya'dakiler de ne mutlu Almanım diye Türklere diretse ne olur? Cevap bellidir. Siz Türklere bu zulmü yapamazsınız. Siz Türklere bu işkenceyi yapamazsınız. Dayatamazsınız. Ne demek okullarda Almanım, çalışkanım, doğruyum dedirtmek? Ne demek işte belediyelerde Türkleri rencide edecek ne mutlu Almanım sözü olan tabelalar asmak? Ne demek meclise girerken Türkçülüğe aykırı olan Alman inkılaplarına bağlı kalacağıma ya da anayasada Alman yasalarına bağlı kalan bütün herkes Almandır yasasını kabullendirmek? Siz bunlara hepsine karşı çıkarsınız, doğru mu? Ümit Özdağ'ın şimdi saçmalamasını bir izleyelim. Türkiye'de 13 milyon sığınmacı yaşıyor. Kaçak. Bunların 5 milyonu kayıtlı Suriyeliler. 2 milyonu kayıtsız. 2 milyon Afgan. 2 milyon Afrikalı. 2 milyon da dünyanın değişik yerinden gelen insan var. Biliyoruz. Takip ediyoruz basından. Başa gelmeden sığınmacıları göndereceğiz diye tutturdunuz. Sizin sığınmacılarla derdiniz ne? Biz de Avrupa'ya gittiğimizde biz de sığınmacıyız. Hala da oradayız. Peki siz orada olmaya. Derdiniz ne? Siz orada olmaya devam edin hanımefendi. Ediyoruz zaten. Türkler Avrupa'da sığınmacı değiller. Türkler Avrupa'da sığınmacıyız biz de. Avrupa'da çalışıyorlar. Oraya gittiğimiz zaman bize Ausländer diyorlar. Heh. Yabancı diyorlar. Buraya geldiğimiz zaman Almancıyız. Biz hiçbir yerde vatansız değiliz. Onun için Avrupa'da yaşayanlar sığınmacının ne olduğunu biliyor. Ben de Avrupa'da çok uzun yaşadım. Heh. Almancayı da çok iyi konuşurum. Almanya'da da müjde. Ben Türklerin Almanya'da onurlu, şerefleriyle çalışan, ülkeleri olan, ülkelerine gidip burada gelen insanlar olduğunu biliyorum. Siz ne yapıyorsunuz burada? Tercih. Kuru temizleme ve tercih. Küçültme, büyütme bunları yapıyorsunuz. Mal sahibi kim? Mal sahibi Akka. Rahmaya alayım. Allah Allah. 2 yıl oldu. Vardı. Kaça satın almış burayı? O zaman 1 trilyon diye bulmuştu. Ne kadar kira veriyorsun? 5 bin lira vermiştim. 5 bin lira. Görüyor musun kendisini? Gördüm birkaç sefer. Türk vatandaşı da olmuş mu? Olmuş tabii, zaten burayı aldıktan sonra. Evet. Yani Afgan sermaye sahibi olmuş da gelmiş İstanbul'da mal sahibi olmuş çünkü kiracı diye. İnşallah kendisine doğru tekrar çevirir, düzeltiriz. İnşallah. Sağ ol. Sağ olun. Ümit Özdağ'ın yanındaki yoldaşı şunu söylüyor. Diyor ki inşallah tersine çeviririz. Almanlar da öyle desin. Milyonlarca Türk'ün Almanya'da mülkü var mesela. Aynı sizin zihniyetinizde bir Alman ırkçısı gitsin desin. Böyle böyle. Bu dükkan kimin? Ya bir Türk'ün. Ne kadar kira veriyorsun? İşte 1.000 euro. Aa öyle mi? Merak etmeyin. Bunu tersine çevireceğiz desin. Ne düşünürsünüz? Ya arkadaş, adam gelmiş, çalışmış, dinmiş, bir yerlere varmış. Sizin gibi siyasetçi değil. Sizin gibi birilerinin beslediği, birilerinin büyüttüğü, birilerinin cebini doldurduğu insanlar değil. Emekçi olan insanlar. Yani bugün toplumun geneli olarak emekçiyiz. Çalışırız, didiniriz, bir yerlere varırız. Sizin gibi yalan söyleyerek, insanların inançlarını istismar ederek, manipüle ederek bir yerlere varmayız. Almanya'daki bir adam da öyle yaptığını bir düşün bakalım Ümit Bey. Senin yaptığını bir düşün. Yani sizler bu sistemin acı meyvelersiniz. Bu sistem olmasa sizin gibi ne idüğü belli olmayan insanlar ortaya çıkmayacaktı. Sizler bu zihniyetinizi savunamayacaktınız. Bu fikirlerinizi ortaya koyup da insanları birbirine düşüremeyecektiniz. Bu toplumda, bu devlette, bu memlekette bir birlik olacaktı. Yahu yıllarca demokrasi diyerek farklı fikirleri ortaya koyup insanların kalbini, insanların hayatını mahvedip birliği ortadan kaldırdınız. Siyasi partiler diyerek, özgürlükçü diyerek farklı farklı partilerle milleti ayırdınız. Farklı farklı takımlara, farklı farklı bölgelere insanları böldünüz. Ondan sonra çıkıp yine aynı şekilde bu oluşturduğunuz, bu sistemin oluşturduğu bu problemi yine çözmek için yine bir siyasi eylemde bulunarak insanlara diyorsunuz ki birlik olmamız lazım. Tam birlik olmanız için belli sistem değişmesi lazım. Bu toplumun birlik olması için HDP'nin, MHP'nin veyahut sistemci olan bütün partilerin ortadan kaldırılması lazım. Hepsinin kapanması lazım. Toplumu ayrıştıran neyse onun ortadan kaldırılması lazım. Ve topluma gerçekten, hani diyorsunuz ya, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bundan kastettiğiniz de hani diyorsunuz ya, iradedir.
fikirdir. Gerçekten toplum iyice korkmadan özgürce fikrini beyan edebilecek bir duruma getirilmesi lazım. Ve sistemin de seçilmesi lazım. Gerçekten özgürseniz sistemin de seçilmesi lazım. Sistemi seçemiyor isem sistemle yönetecek adamı seçmemin hiçbir faydası yoktur bana. Ben sistemi değiştirmek istiyorum. Sistemin değişmesini istiyorum. Bunu da önüme koyacaksın, diyeceksin ki hangisini istiyorsun? İslam mı? Komünizm mi? Sosyalizm mi? Laiklik mi? Ben de diyeceğim ki ben la ilahe demişim. Bütün sahte ilahları, bütün sahte tağutları, Allah'ın sistemine muhalif olan sistemleri reddetmişim. Ben İslam'ı seçiyorum. İslami, Kur'an'a ve sünnete dayalı bir sistemi istiyorum diyebilmem gerekli. Sen bana sistem seçmeyi yasaklıyorsun. Bununla alakalı örnek söylüyorum, bir eylemde, bir harekette bulunduğum zamanda da beni suçlu olarak görüyorsun, yargılıyorsun, hapse atıyorsun. Niye? Tek bir sistem var. Tek bir adam var. Onlarca kadın önünüze koyacağız. Size özgürlük sunacağız. Ama hangisini seçerseniz seçin, arkada bir tane adam var, onunla evlenecek. Yani ben Mustafa Kemal'le evlenecek partilerinizi, Mustafa Kemal'le ilişkide olacak partileri seçmek istemiyorum ya. Video fazlasıyla uzadı. İnşallah diğer meseleleri başka bölümlerde anlatmaya çalışalım, ele almaya çalışalım. Allah subhanahu ve teala dinleyenleri razı olduğu kimselerden kılsın. Allah subhanahu ve teala dinleyenlere Rabbim sözlerimi hayırsa kalplerine yerleştirsin. Şerse beni ıslah etsin. Allah subhanahu ve teala hepimizi dininde buluştursun. Allah subhanahu ve teala hepimizi razı olarak yaşatıp Müslüman olarak canımızı alıp cennetinde buluştursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.